Koa hastası adam nefes almak için 20 yıldır makineye bağlı. Ayağa kalktığında, dışarı çıktığındaysa oksijen tüpünü yanında taşıyor. 2 günde bir kucağında oksijen tüpüyle hastaneye otobüsle gidiyor. Zor kalkıyorum. Dediler akciğerin 1 kilo hesabıyla 750 gramı gitmiş, 250 gramı aldı. O nereye, oksijen tüpü oraya. Koah öldürmez süründürür sözünü çektiği çileyle her gün yaşıyor. Bundan daha başka yapacak bir şeyimiz yok diyor bu. Satılmış Güneş 1999 yılından beri koah hastası. 20 yıldır işte bu makinelere bağlı yaşıyor. Onu hayata bağlayan tek şey işte bu oksijen tüpü. İçindeki oksijen bittiğinde bu tüple beraber otobüse biniyor ve hastanenin yolunu tutuyor. 69 yaşındaki adam oksijen tüpünü yeniden doldurmak için 40 kilometre yol gidiyor. Allah Allah. Satılmış amca yanından hiç ayıramadığı oksijen tüpüyle akülü arabasına bindi. Nefes almak için kat etmek zorunda olduğu o zorlu yolculuğa birazdan başlayacak. Biz de o yolculuğa tanıklık edeceğiz. Devrildim arabayla, kırıldı bu tüpün başı. Ne oldu? Attı şimdi sigorta. Dur sen dur. Tek arızalanıyor mu böyle? Bir dakika. Arızalanıyor. Uğraşa uğraşa böyle gidiyorum. Oksijen tüpü almak için Esenler'den Zeytinburnu'na doğru yola çıktık. Buradan oraya direkt otobüs bulamadıkları için önce Aksaray'a gideceğiz. Ardından da Zeytinburnu'na doğru yola devam edeceğiz. Yağmurda, karda, yağışlayıp zor oluyor. Yolculuğun ilk aşamasını yaklaşık yarım saatte tamamladık. Aksaray'a geldik. İkinci aktarmaya bindik. Zeytinburnu'na gidiyoruz şimdi. Yarım saat falan sürüyor buradan da. Oksijen tüpü değiştirmek için süren yolculuğumuzu yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra tamamladık. Bir de bunun dönüşünü hesaba katarsak satılmış amcanın günde 2,5 saati işte bu şekilde yollarda geçiyor. Yaşlı adam her gün bu çileyi çekiyor. Onu tekerlekli sandalyeden ve oksijen tüpünden kurtarabilecek tek şey ise şarjlı oksijen çantası. Yürüyebilmem için bana o çanta lazım. Tüpü taşıyamıyorum.